Fenerbahçe neticede en son şampiyonluğu 2013-2014'te kazandı. Ersun Yanal dönemiydi, hatırlayın. Hatta Ersun Yanal daha göreve gelmeden şöyle bir ifade kullanmıştı. İlk özel haberde vermiştik o dönem. Kendisiyle konuştum, adı geçiyor. Hocaya dedim ki, hocam ne düşünüyorsun? Bana aynen söylediği şu. Dedi ki, Ersin ben bu takımı uçururum. Sonra hatta ben bunu haber yaptım, programımıza verdik. Her yerde de manşetti, ben bu Fener'i uçururum diye. Ve nitekim Nisan ayında şampiyon oldu. Bak, Pierre Vebo var. Çift taneyi buldu. 11-12 gol atmış. O dörtlü inanılmaz. Sov, Fransa'dan Lille'den biliyorsunuz gol kralı olarak gelmişti. Kayıt. Sov aynı şekilde çift taneyi bulmuştu. 15-16 tane gol attı. Kayıt var. Çift taneyi buldu. Emenike çift taneyi buldu. Şimdi 4 tane oyuncunuz çift taneyi bulduysa, yani beklentilerin karşılığını almışsanız. Stoperlerin 5'li 6'lı rakamları buldu. Bu tabii tabii. Ama yani en önemli işte atanınız, ilk etapta atan bölümünüze Orbet bakıyorsunuz. Hücum oyuncularınıza bakıyorsunuz. Sov, Kayt, Vebo ve Emenike, işte zaman zaman Vebo giriyor. Vebo yedek kulübesindeydi, evet. Çoğunlukla. Değişmeli oynuyorlardı. Şimdi böyle bir hücum hattınız var. Çift taneleri bulmuş bu oyuncularınız. Ve neticede bunlar eğer size, sizden beklenileni veriyorlarsa, siz Nisan ayında şampiyon olursunuz. Hocanın sezon başında daha göreve gelmeden bana dediğini yapar Fenerbahçe. Ben bu Fener'i uçururum dedi, uçurdu. Nisan'da şampiyon yaptı Ersun Yanal. Sonraki dönemde de yine aynı iddiayı ortaya koydu ama o takım o takım değildi. O takım o takım değildi. Şimdi her kadronun kalitesi başkadır. Her kadronun uyumu bir başkadır. Olamayacak bir kadro üzerinden olacakmış gibi vaatlerde bulunursanız o zaman o havada kalır. Ama ben iddia ediyorum. Şimdi başka bir takımın teknik direktörü tabii, yanlış anlaşılmasın. Bu takımın başında Ersun Yanal olsaydı o gün nasıl uçurduysa bugün de uçurdu bu Fenerbahçe'yi. Bu kadar da iddialı söylüyorum ben. Yani ben bunu düşünüyorum. Bugünkü kadroyu bu al Ersun Yanal'ın eline ver. Fenerbahçe'nin başında olsun, bu kadroyu uçururdu abi.